Merhaba arkadaşlar, Umut Hoca kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün 30 Temmuz LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu işlemden sonra şu anda artık nakit süreçleri işleyecek arkadaşlar. Şimdi sırasıyla sonuçlar açıklandıktan sonra birinci nakit süreci başlayacak. Birinci nakit süreci dediğimiz 6 Ağustos'ta başlıyor, 10 Ağustos'a kadar sürecek. Bunun sonuçları ise arkadaşlar 13 Ağustos'ta açıklanacak. Şimdi herhangi bir okulu tercih edecek arkadaşlarımız olmadığı zaman ikinci nakil sürecine bakılacak. İkinci nakil süreci ise 13-17 Ağustos arasında başvurulacak. İkinci nakile başvurulacak. Sonucu ise 19 Ağustos'ta açıklanacak. Üçüncü nakil süreci 27 Ağustos'ta başlıyor, 31 Ağustos'a kadar. Sonuçlar 3 Eylül'de açıklanacak. Dördüncü nakil süreci ise arkadaşlar 3 Eylül'de başlayacak ve 6 Eylül'e kadar sürecek. Sonuçları ise 8 Eylül'de açıklanacak arkadaşlar. Şimdi bugün bu eleştirme sonuçları açıklandıktan sonra birçok şöyle handikaplar yaşandı arkadaşlar. Okulda oluşturulmuş olan komisyonlarda görev yapmış öğretmenlerimizin çoğu maalesef bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı yerleştirme genelgesini iyi benimseyememişler ya da okuyamamışlar galiba. Sırf bunlardan dolayı birçok öğrenci mağdur durumda kaldı şu anda. Şöyle örnek vereyim size. Bizim okuldan bir öğrenci arkadaş, inanın 57 puanla Anadolu Lisesi'ne, normal bir Anadolu Lisesi'ne yerleşirken 98 almış olan başka bir öğrenci ortalaması, okul ortalamasında 98 olan başka bir öğrenci ise meslek lisesine gitti. Böyle de handikaplar yaşandı. Normalde aslında bu komisyonları oluştururken Milli Eğitim'i bu komisyonları alıp en azından 4 gün ya da 3 gün, 5 gün kaç günse bunlara iyice bir eğitmeleri ve semineri verilmesi gerekiyordu. Maalesef birçok öğrenci arkadaşımız bu durumdan dolayı mağdur oldu. Kimisi yüksek ortalamalarla açık liseye bile düşenler oldu. Kız mesleğe ya da meslek liselerine giden oldu. Ha biz o okullar kötü olduğundan mı? Değil ama 98 ortalamayla kendi mahallesindeki böyle güzel bir Anadolu Lisesi'ne yerleşmek varken gittik meslek lisesine yerleşti. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Ama bunu belirtmekte yarar var. Maalesef yani şu komisyonlarda yapılacak en küçük bir hata bile arkadaşlar çocukların hayatlarına mal olabilir. Şimdi gelelim diğer şeylerimize. Şimdi nakit tarihlerimizi biz söyledik. Bu nakit tarihlerinde öğrencilerimiz gidecekler, tekrardan tercih yapacaklar. Olmadı işte 3. nakil olmadı, 4. nakil olmadı. En son komisyonlara kalacak. Şimdi nakil işlemleri için şöyle bir şey var. Yerleşen ve yerleşemeyen tüm öğrenciler nakile başvurabilecekler. Bakın şu önemli bir ayrıntı. Yerleşen ya da yerleşemeyen tüm öğrenciler nakil işlemlerine başvurabilecek. Çünkü öyle sorular geliyor. Hocam işte ben şey yapamadım. Oğlum yerleşemedi. Acaba ben nakile başvurabilecek miyim? Ben açık listedeyim. Tabii ki başvurabilecek. Şimdi herhangi bir yere yerleşemediği zaman zaten sistem onu direkt dedik ya açık liseye atıyor. Ama yine tercih haklarında tabii o nakil haklarından onu muaf etmiyor yani. Dördüncü nakile kadar hakkını kullan diyor. Eğer herhangi bir okula yerleşemezsen en son komisyon kurulacak. İlçede komisyon kurulacak. O ilçede kurulacak komisyon da arkadaşlar sizden bağımsız olmayacak yani. Ama nasıl şu şekilde olacak. Sen gideceksin o komisyona başvurunu yapacaksın. O komisyon seni ona göre atayacak. Başvurunu yapmazsan ha dersin ki işte o komisyon nasıl olsa beni atacak. Ama sen gidip başvuru yapmazsan sen yine açık listede kalırsın. Yani seni herhangi bir yere atamaz yani. Onu zikredelim tekrardan. Şimdi tekrar nakillere dönelim. Arkadaşlar her nakil döneminde her gruptan en fazla 3 okul yazılabilecek. Şimdi bizim bahsettiğimiz gruplar neydi? Bir merkezi sınava göre tercih edilen okullar. 2 yerel eleştirmedeki okullar. 3 pansiyonlu okullar arkadaşlar. Bu 3 gruptan siz 3 okul yazabileceksiniz. Atıyorum mesela işte merkezi sınava göre yapılanlarda yine 3 okul yazabileceğin, yerel yerleştirmede yine 3 okul yazabileceğin, pansiyonlu yerleştirmede de yine 3 okul yazabiliyorsun arkadaşım. Yerel yerleştirmeyle herhangi bir okula yerleşen öğrenciler ise
okul türü veya kayıt alanı gibi kısıtlamalar getirilmeyecek arkadaşlar. Bakın birinci tercihte bunlara getirilmişti. Bir ilk şeyde yerleştirmede ama şu an getirilmeyecek. Neden? Çünkü bu herhangi bir okula yerleşmiş varsa ki yerleşiyor. Atıyorum Anadolu Lisesi'ne yerleşti, Fen Lisesi'ne ya da pansiyonlu bir okula ya da Meslek Lisesi'ne yerleşti bu adam. İkinci nakil döneminde ise işte demeyeceğiz ki ona işte bak 3 tane okul türünden en fazla işte 2 tane yazabilirsin demeyeceğiz. Ya da aynı türden birkaç tane okul yazabilecek yani. O öğrencileri için kısıtlamaları kaldırmışlar. Ama yerel yerleştirmeyle herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler 3 tercihin ilk ikisini arkadaşlar kendi kayıt alanlarından, üçüncüsünü de herhangi bir okuldan seçebilecekler. Ama aynı zamanda yaptığı 3 tercihin ilk ikisini kendi kayıt alanından yazdığı gibi aynı okul türünden ancak 2 tane yazabilecek. 2 taneyi geçemeyecek. Bu kim için geçerli? Bu şu anda 30 Temmuz'da yapılan yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen ve direkt sistemi açık liseye attığı öğrenciler için konuşuyorum ben şu anda. Bunlar 3 tercih yapacak. 3 tercihten ilk ikisi kayıt alanından olacak. Aynı okul türünden ancak 2 tane yazabilecekler. Ama bu yerleşen öğrencilerin gibi hayır, yerleşen öğrencilere de kısıtlama yok. Tekrar nakil isteyebiliyorlar. Arkadaşlar nakil süreci şimdi devam ederken bazı sorular geliyor böyle verilerimizden. Nakil süreci devam ederken biz acaba gidip özel okullara nakil veya kayıt yaptırabilir miyiz? Tabii ki gidip yaptırabilirsiniz. Nakil sürecinde özel okullara nakil ya da kayıt yaptırabilirsiniz. Bu sizin hür iradenize kalmış bir şey mi? Milli Eğitim sizi bu konuda bağlamıyor. Arkadaşım sen istemiyor musun? Tamam gidip özel liseye kendi kaydını yapabilirsin. Yani zaten sen gidip özel liseye kaydını yaptığın zaman da en azından başka bir öğrenciye şeyinde oluyor. Başka bir öğrencinin normal bir Anadolu Lisesi'ne atanma hakkı doğabiliyor. Yani o şansı o çocuğa verebiliyorsun diğer bir arkadaşına. O açıdan Milli Eğitim için daha iyi, daha faydalı yani bu şekilde yapılırsa. Şimdi nakit tercihlerinde arkadaşlar boş kontenjanlara bakılmayacak. Yani nasıl bakılmayacak? Atıyorum işte bir kişi A okuluna yerleşti. İşte B okulunu istiyor normalde. Ama B okulunda da kontenjanlara bakıldı. 30 Temmuz bugün itibariyle kontenjanına bakıldı. Kontenjanı sıfır diyor. Ben almıyorum. Orayı öğrencileri doldu diyor. Sen o okula kaydı nakilini isteyebilecek misin? İsteyebilirsin. Ama diyeceksin ki şimdi kontenjanı dolmuş olabilir. Şimdi şöyle bir durum var. Sen A okuluna yerleştin, B okulunu istiyorsun. B okulunda şu anda kontenjan yok ama B okulunda yerleşen öğrenciler de onlar da nakil isteyeceğinden dolayı onlar nakil istedikten sonra herhangi bir okula gitmeleri durumunda bu sefer onlardan doğacak olan boş kontenjana sen yerleşmiş olacaksın. Ondan dolayı boş olmayan kontenjana da siz nakil isteyebilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Nakil işlemleri e-okuldan yapılacak. E-okuldan ya da siz evde de yapabilirsiniz. Ya da ama evde yaptığınız zaman bunu gidip herhangi bir ortaokul müdürlüğünden onaylatmanız lazım. İlla kendi okulunuzun müdürlüğünden olmasına gerek yok. Herhangi bir ortaokul müdürlüğünden siz bunu onaylatabilirsiniz nakil işleminizi. Nakil istediğimiz okul olmaz ise arkadaşlar bu çok soru da çok gelir. Nakil istediğim okul. Atıyorum ben nakil istedim. A okuluna yerleşmişim. B okulunu istedim ama gelmedi. Gelmemesi durumunda senin daha önceki yerleşmen iptal olmuyor. Nereye yerleştin? A okuluna mı? Sen halen A okulundasın. İkinci yerleştirmede olmadı. Üçüncü yerleştirmede tekrar başvurdun. B okulunu istiyorsun. B okulunda diretiyorsun. Olmadı sen yine A okulundasın hocam arkadaşlar. Yani senin eski okulun değişmiyor. Mesela bizden bir örnek verin. Bizim okuldan bir arkadaş atıyorum neresi çıktı? Jansupi Beylioni Lisesi çıktı. Jansupi Beylioni Lisesi'ni istemiyor. Neresini istiyor adam? Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi'ni istiyor. Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi'nin nakil tercihlerinde istiyor orayı. Nakillerde. Olmadı mı arkadaşım? Gelmediyse sen yine neredesin? Jansupi'desin. Aynı okuldasın. Yani değişen bir şey yok arkadaşlar. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Kafanız rahat olsun. Bunun dışında arkadaşlar yerleştiğiniz yerde kalırsınız dedik. Eğer nakliniz gerçekleşemezse. En son durum yani dördüncü nakilden sonra
03 ile 06 Eylül arasındaki yapılacak olan nakinden sonra son şansınıza kadar arkadaşlar. Atıyorum herhangi bir okula yerleşemediniz. Herhangi bir okula yerleşememe durumunuzda tüm ilçelerde, illerde 10-14 Eylül tarihleri arasında komisyonlar oluşturulacak milli eğitimlerde. Bu milli eğitimler açıkta kalan tüm öğrencileri okullara ne yapacaklar? Onları bir şekilde atayacaklar arkadaşlar. Ama nasıl atayacaklar? Sizin o komisyona gidip başvurmanız gerekiyor. Başvurmamanız dahilinde arkadaşlar kaydınız nerede kalır? En son açık lisede kalır. Liseyi dışarıdan artık okuyup bitirmeye bakarsınız. Peki bu son olan komisyonda 10 ile 14 Eylül arasında oluşturacak olan komisyona kimler başvurabiliyor? Şu anda 8. sınıftan 9. sınıfa geçenler ve açık lisede kalanlar artı bu yıl 9. sınıfta olup da sınıf tekrarı yapan öğrenci, bakın bu önemli bir ayrıntı, 9. sınıfta olup da sınıf tekrarı yapan öğrenciler de bu komisyonlara başvuruları halinde şey yapabilirler, bu haktan yararlanabilirler. Herhangi bir liseye atanabilirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nakil süreci bundan ibaret. Artık bu nakil süreci de gerçekleştikten sonra diğer videomuzu da çekeceğiz. Şimdiden geliştirmene göre artık çoğu öğrencimizi tebrik ediyorum. Mutlu olanları daha çok tebrik ediyorum. Mutlu olmayanları da, yani üzülenler de üzülmesinler. Çünkü bu nakil süreçlerimiz var. En azından bu nakil süreçlerinde herhangi bir okula ya da istedikleri okula ya da istemediğini, yani herhangi işte istedikleri bir okula gidecekler, yani başka çareleri yok. Maalesef sistem bu. Zaten bu ülke legacy sistemi, bir bakarsanız belki gelecek yıl yeni gelen bakanımız da Ziya Bey de zaten yeterli kadar açıklayıcı konuşmasını yaptı. Bir bakarsanız belki legacy sistemi tekrar değişir, yerleşik bir sistemi oturtturabilir. Ama şuna tekrar değinmek istiyorum ben. Lütfen sayın öğrenciler, sayın velilerimiz, bu genelgeyi YouTube'dan olsun, şuradan olsun ya da Milli Eğitim'in sayfasından olsun, bulabileceğiniz bir yerden, nereden bulursanız bulun. Artık o size kalmış bir şey. Zaten bu çağımızda kitle iletişim araçlarında bir sınırsızlık var. Bunu bulun, iyice araştırın ve öylece gidin nakil yapın. Çünkü maalesef ben de öğretmen olmama rağmen açık açık söyleyeyim, benim meslektaş komisyonda olan meslektaşlarımın maalesef çoğu okumadan gitmiş ya da tam kavrayamamış. Kavrayamadığından dolayı adam 98 ortalamayla açık liseye gitmiş ya da ne bileyim meslek lisesine gitmiş. Hani kötü olduğundan mı? Değil, ama sonuçta sen o şeye hakim olmadığından dolayı, yani o yerleşim şeyine hakim değilsen birçok öğrenciyi mağdur edebiliyorsun ve hayatıyla oynayabiliyorsun. Ve bu öğrenciler için çok önemli bir şey. Sonuçta liseye geçecekler. Yani bu hayatlarının bir parçası. Ha senin için sen dersin ki ya ben bir yanlışlık yaptım, geçti gitti. Ama senin yanlışlığın sonucunda Allah bilir sen kaç tane öğrenciyi mağdur ediyorsun. O yüzden milli eğitimin tekrar bu nakil süreçlerinde işi sadece okul idarelerine değil de komisyonda görev yapan eski üyeleri tekrar çağırması, bununla tekrar görev almaları, ama en azından bir 6 Ağustos'a kadar bunlara tekrar eğitim verilmesi gerekir diye temennimiz bu. İnşallah herkesin hakkında hayırlısı olur diliyorum. Ama üzülmeyin yine arkadaşlar. Yani sonuçta şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. Ben buna inanıyorum. Eğer o öğrencinin içinde çalışma sorumluluğu, çalışma alışkanlığı eğer varsa ve o bilinci elde etmişse, o çocuk hangi lisede okursa okusun arkadaşlar, o çocuğun geleceği açıktır. Ben buna inanıyorum ve bunu söylüyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Ama şunu söylemek istiyorum, tekrar size hatırlatıyorum. Lütfen videolarımızı sonuna kadar izleyin. Kanallarımıza abone olun ya da kayıt yapın. Like atın ve yorum yapmayı unutmayın. Bunları siz yaparak bize destek olmuş oluyorsunuz. Şimdi çok size çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.